Bir insan hasta halinde, yoğun bakımda veya yatağında yatıyor. Ayağa kalkıp kıyam ve rüküyle namaz kılacak, secdeyle namaz kılacak imkanı yoktur. Bu insan yattığı yerde almıştır bir taşı, meshetmiştir, teyemmüm almıştır. Baş işaretiyle rüküde böyle biraz yapmış, secdede biraz daha aşağı yapmak suretiyle namazını kılmış. Bu adamın bu halde kıldığı namaz, daha sonra kazaya bırakarak ayakta rükü ve secdeyle kıldığı namazdan 100 kat değerlidir. Allah senden o zaman böyle bir namaz istiyor. Ya bu benim içime sığmıyor, ben daha sonra kılarım. Daha sonra yaşayacağını nereden biliyorsun? Sen o daha sonra dediğin zaman mezardaysan ne olacak? Kefendeysen ne olacak? Hesabını nasıl vereceksin? Çünkü Allah Celle Celaluhu sana bunu soruya bırak demedi. Bu oruç değil. Orucu soruya bıraksan günahkar olmazsın. Ama namazı soruya bırakamıyorsun. Hastayken kılacaksın, seferdeyken kılacaksın. Savaşta bile nasıl namaz kılınacağını Kur'an-ı Kerim anlatmış oluyor. Dolayısıyla bu da bize namazın ne kadar önemli olduğunu, ibadetler içerisinde ne kadar önemli olduğunu anlatması bakımından önemlidir.